Türkiye kendi içerisindeki kısır siyasi çekişmelerin girdabında. Türkiye'nin hava savunma sistemi ile ilgili açığı gerçekten çok önemli bir noktaya tekabül ediyor. Aslında savunma siyaseti 1960 darbesinden bu yana kadar geçen süre içerisinde hava savunma sisteminizin olmadığı bir noktada Türkiye'nin hava savunma sistemindeki bütün açıkları kapattığını iddia etmek, Türkiye yüksek irtifada görev yapacak ve önemli bir boşluğu gerçekten dolduracak. Değerli arkadaşlar, iyi akşamlar. Hepinize selamlar. Yeni bir video analizle tekrardan birlikteyiz. Bugünkü video analizimizin konusu siper hava savunma sistemi üzerine olacak. Ama onun öncesinde sizlerle hasbihal niteliğinde kısa bir söyleşi yapmak istiyorum. Bazen Türkiye'de olan bitenin gerçekten dünyadaki yansımasıyla Türkiye'de bu konuların ele alınması arasında uçurumlar görüyorum. Dünyada Türkiye'de olan gelişmeler sürekli olarak uluslararası nitelikteki makale ve yazılarda ve televizyon programlarında gündem olurken maalesef Türkiye kendi içerisindeki kısır siyasi çekişmelerin girdabında bu gelişmelerin tamamı gündemimizden kaçıyor. Bir tarafta Kazimi'ye, Irak Başbakanı'na yönelik düzenlenen drone saldırısı, diğer tarafta Kafkasya'da değişen dengeler, Etiyopya'nın ayrılıkçılara karşı mücadelede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 5. nesil savunma sanayi ürünleri kullandığına yönelik iddialar ve bu konudaki yazılar, diğer taraftan Avrupa Birliği ve iklim anlaşması çerçevesi kapsamında Türkiye'nin 2053 yılına kadar yapmak üzere üstlendiği yükümlülükler, bir tarafta PYD ve YPG'nin elebaşlarından bir teröristin uluslararası bir haber ajansına vermiş olduğu, yapmış olduğu değerlendirmeler. Bunların hepsi bir şekilde gündemden düşüyor. Aynı zamanda da ülke içerisinde birçok yenilik, hamle, bu alanda yapılan bir sürü husus gözden kaçırılıyor. Bazen düşünmüyor değilim, acaba gerçekten biz bunları konuşmayalım mı diye birileri küfür ile gündem belirlemeye devam ediyor. Açıkçası insanın aklına gelmiyor değil. Ama şartlar ne olursa olsun, biz bu konularla ilgili olarak ülkenin kat etmiş olduğu olumlu mesafeyi, pozitif gündemi sizler için paylaşmaya devam edeceğiz. Bu baptan Türkiye hafta sonunda yine hiç kimsenin en ufak bir şekilde dikkatini dahi çekmeyen Hisar A+ ve Hisar O+'tan sonra hava savunma sisteminde önemli bir noktayı oluşturan siper yüksek irtifa hava savunma sisteminin atışlığı tatbikatını, testini yaptı. Sinop'ta oluşturulan test merkezinde yapılan bu deneme yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bir şehit ailesine engaliz bir şekilde küfredenlerin oluşturduğu gündeme yenik düştü ve maalesef yeteri kadar hak ettiği ilgiyi görmedi. Neden hak ettiği ilgiyi diye sorarsanız, Türkiye'nin hava savunma sistemi ile ilgili açığı gerçekten çok önemli bir noktaya tekabül ediyor ve bu açıktan mütevellit Türkiye'nin Suriye'deki özellikle iç savaş başladığı andan bu yana açığını hissetmiş olduğu bir husus bu. Aslına bakarsanız Türkiye bu husustaki eksiğini ilk 1990'lı yılların içerisinde hissetmeye başlamıştı. Özellikle 1990'lı yılların hemen başında Saddam Hüseyin'in 1. Körfez Harekatı'nda Sukut füzelerini başta İsrail olmak üzere Orta Doğu coğrafyasında birçok merkeze tevcih etmesinin ardından Türkiye'nin hava savunma sistemi ile ilgili hususlar gündeme geldi. Lakin 90'lı yıllarda yine resmi anlamda üniformanın içerisinde olan birisi olarak şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki Türkiye açısından kayıp yıllar olarak da siyasi tarihine işlenmiş yıllar. Siyasi istikrarsızlıklar, 27 gün süren koalisyon hükümetleri bırakın anlamlı ve donanımlı bir savunma siyaseti ortaya koymayı, hiçbir alanda hiçbir siyaset ortaya koyulamadı. Faili meçhul cinayetler, terör olayları dahil olmak üzere birçok hususta bir hercü merç oluş içerisinde Türkiye 90'lı yıllarını heba etti. Aslında bu 90'lı yıllar heba edilirken dünyada özellikle Doğu Avrupa ülkeleri
Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra hızlı bir şekilde ekonomilerini tekrar yoluna koymanın ve demokrasilerini geliştirmenin yolunu tutmuşlardı. O sıralarda ise Türkiye'de bir tarafta masum insanlar Sivas'ta yakılıyor, hemen ertesinde intikamı olacak şekilde Erzincan'ın başbağlarında masum 33 insan yine sabah namazı çıkışında PKK tarafından katlediliyor. Bingöl'de otobüs durdurulup 33 erimiz şehit ediliyor. Birçok husus ve bunun yanında da birçok faili meçhuller. Dolayısıyla böyle bir anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hava savunma sistemlerini bir savunma siyasetinin parçası olarak devreye almasını bırakın, terör ile mücadele ve faili meçhullerle mücadele içerisinde kıvranan, teslim alınmış bir ülkeydi. Hatta ülkenin koca koca gazetelerinde büyük satır başlarıyla irtica PKK'dan daha tehlikeli diye manşetler atılıyor ve kendisini gazeteci olarak nitelendiren bir takım zevat İstanbul Çarşamba'da sakallı avına, çarşaflı avına diye bir şekilde yola çıkıp mütedeyyin insanlara hedef gösteriyordu. Bütün bunları tekrar tekrar geçmişi ısıtıp ısıtıp tekrar tekrar gündeme getirmemin sebebi işte bu şartlarda ülkenin ne bir enerji siyaseti ortaya koyması, ne bir savunma siyaseti, ne bir sağlık siyaseti ortaya koyması mümkün değildi. Dönelim savunma siyasetiyle ilgili konumuza. Aslında savunma siyaseti 1960 darbesinden bu yana kadar geçen süre içerisinde güvenlik bürokrasisine emanet edilmiş bir husus olarak çıka geldi. Yani ben mecliste Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savunma bütçeleri konuşulurken o bütçe esnasında yapılan meclis tutanakları irdelendiğinde belki de hiç tartışılmadan kabul edilen yegane bütçe savunma bütçesi. Ama buna rağmen yıl 2010'u gösterdiğinde Suriye'deki iç savaş başlayınca Türkiye Cumhuriyeti Devleti savunma anlamında hava savunma sisteminin olmadığını gördü. Şimdi bu konuları daha ileride daha detaylı olarak analiz ederiz ama özellikle bir konuyu gündeme getirmek istiyorum. Hava savunma sistemi neden bu kadar önemli? Bakınız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti devasa tesisleri hızlı bir şekilde hayata geçirmeye devam ediyor. Bir tarafta daha önceki yıllarda yapılmış petrokimya tesisleri ve 2 adet Boğaz Köprüsü'nün yanına 3. Boğaz Köprüsü'nü ekliyorsunuz. Marmara'yı inşa ediyorsunuz. Efendime söyleyeyim, milyar dolarlık Osman Gazi geçiş köprülerini inşa ediyorsunuz ama bunların hepsinin hava savunma sistemlerinden yoksun olarak hayata girdiğini görüyorsunuz. Bunlar olayın sivil tarafı. Bir de bunun askeri tarafına bakarsanız günümüzdeki muharebe doktrinlerinde hava savunma sisteminizin olmadığı bir noktada istediğiniz kadar kara gücünüzü ya da deniz gücünüzü geliştirerek sahaya sürün. Havadan her türden tehdide açıksanız bu anlamda atmış olduğunuz bütün adımlar heba olabiliyor. Bununla ilgili bugüne kadar güvenlik bürokrasisinden sürekli olarak şu söylene geldi. Sizlerin de bunu duyduğunu düşünüyorum. Türkiye bugüne kadar hava savunma sistemini daha çok hava kuvvetlerindeki tayyareleriyle gerçekleştirdi. Evet, bu elhak kısmen doğruluk içeriyor. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hava savunma sistemindeki eksiğini hava kuvvetlerinin envanterindeki uçaklarla giderdiğini iddia etmek ve bunun yeterli olduğunu söylemek herhalde çok eksik bir analiz olarak kayıtlara girsin diye bu konuyu açıyorum. Çünkü hala bunu çok önemli bir analizmiş gibi uzunca bir zaman televizyon ekranlarında ve yazıp çizdikleri yerlerde dile getirdiler. Çünkü hava savunma anlamında sizin müdafaa etmeniz gereken alan sadece düşmana ait tayyare sistemi değil, aynı zamanda ülkenize gönderilebilecek her türden seyir füzesi dahil olmak üzere havadan gelebilecek birçok tehdidi ihtiva ediyor. İşte Türkiye böyle şartlar içerisinde Suriye'de iç savaş başlayınca siyaset hava savunma sisteminde büyük açıklar olduğunu bir kez daha gördü. 90'lı yıllarda bu giderilebilir miydi? Niye giderilmedi? Biraz önce yapmış olduğum izahatta az çok sebebini sizler için anlatmaya çalıştım ama 90'lı yıllar aynı zamanda Türkiye'nin bu anlamda bir bütçesinin de olmadığı yıllara tekabül ediyordu dersek çok fazla hata etmiş olmayız. 2000'li yıllarla birlikte Türkiye bu konuda birçok çalışma yaptı ama özellikle Suriye iç savaşından sonra bu konu Almanya dahil olmak üzere batıdaki birçok ülke ile Türkiye arasındaki gerilimin de sebebi oldu. Niçin? Türkiye NATO'dan Patriot hava savunma sistemlerini talep ettiğinde ikili ilişkilerin yaratattığı sıkıntılardan mütevellit zaman zaman
Türkiye'ye hava savunma sistemi gönderen ülkelerin bu sistemleri geriye çektiğine şahitlik ettik. Daha sonra Türkiye bir ihale açtı. İhaleye Avrupa dahil olmak üzere Amerika Patriot sistemiyle, Avrupa Birliği'nden SAMTI füze sistemleriyle katılan bir ihalede Çin menşeili firmanın en uygun teklifi verdi biliniyordu. Fakat bu teklifler neticelendirilmedi. Bana sorarsanız bunun da en büyük sebebi Çin menşeili bir hava savunma sistemi alınmasına Amerika Birleşik Devletleri'nin koyduğu baskının neticesinde bu gerçekleşti. Ama 15 Temmuz gibi hain bir kalkışmayla Türkiye Cumhuriyeti Devleti yüz yüze gelince ister istemez Türkiye bir tehdit değerlendirmesi yapmak durumunda kaldı. Ve Türkiye'deki siyaset mekanizması tehdidin batı kaynaklı olduğu noktasında dillendirilmese de bir karar aldı. Dolayısıyla da apar topar Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alındı. Bu konuyla ilgili olarak da sureti haktan gözükmeye çalışan bir takım analistler stratejik bir alım olan bu S-400 hava savunma sistemlerinin alımını bunların Türkiye için kifayetsiz olduğunu ve Türkiye'nin tek başına hava savunma sistemini kapatmayacağına dair eleştirileri vardı. Elhak doğrudur da Türkiye S-400'leri stand alone dedikleri NATO sistemine falan bağlantısını kurmaksızın tek başına bir sistem olarak kullanmak maksadıyla aldı. Tabii ki bu haliyle de Türkiye'nin hava savunma sistemindeki bütün açıkları kapattığını iddia etmek elbette komik olur. Dolayısıyla bizim de böyle bir iddiamız yok. Fakat S-400'ler alındığı tarih itibariyle ve hali hazırda hem IOC hem de FOC testleri yapılmış sistemler olarak hali hazırda önemli bir boşluğu kapatmakta ve bir caydırıcılık oluşturmaktadır. Türk-Amerikan ilişkilerindeki bu kadar sıkıntının da kapısını aralayan S-400 bana sorarsanız sadece zahiri bir husustur. S-400'lerin olmadığı bir yerde işte görüyorsunuz Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın işgal etmiş olduğu toprakların kurtarılmasında Azerbaycan'a SİHA sattığı gerekçesiyle Amerikalı senatörlerin Dışişleri Bakanı, Amerikan Dışişleri Bakanı'na cevaplaması için sundukları yazıda Türkiye'ye SİHA sistemlerinin verilmemesi gerektiğine dair mektuplar kaleme alıyorlar. Dolayısıyla S-400 olmasaydı başka bir sebebin ben bulunabileceğini düşünüyorum. Konuyu burada kapatalım. S-400 konusuyla ilgili ileride daha kapsamlı bir video çekip sizlerle değerlendirme şansına kavuşacağız. Gelelim Türkiye'nin kendi evlatlarının ortaya koymuş olduğu hava savunma sistemindeki açığı kapatmak için oluşturduğu çok katmanlı hava savunma sisteminde bugüne kadar yapılanlara. Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti Korkut dahil olmak üzere, Sungur dahil olmak üzere ve Hisar A Plus dediğimiz alçak irtifada görev yapacak hava savunma sistemlerini denedi, test etti, seri üretiminde tamamlayarak silahlı kuvvetlere teslimatını yaptı. Yani bugün silahlı kuvvetlerde Sungur dahil olmak üzere, Oerlikon namlularının radara bağlanıp atom mühimmatı dediğimiz çok parçacıklı mühimmatı yakın tesis korumasında kullanmak üzere yine geliştirdiği sistemlerde bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde halihazırda bulunmaktadır. Hisar A Plus dediğimiz Seyyard, taşınabilir, araç üzerine monteli sistem alçak irtifada özellikle tesislerin korunması anlamında önemli bir görevi, önemli bir tehdit boşluğunu doldurduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hisar O Plus dediğimiz orta irtifadaki katmanlı hava savunma sistemindeki tehdidi berhava edecek sistemde test atışlarını başarıyla tamamlayarak yıl sonu itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne seri üretim aşamasından teslimatının yapılması bekleniyor. İşte tam böyle bir ortamda Türkiye yüksek irtifada görev yapacak ve önemli bir boşluğu gerçekten dolduracak Hisar'ın yüksek irtifa sistemi yani siper sistemini Sinop'taki atış merkezinde denedi. Bu çok önemli bir noktaya tekabül ediyor çünkü yüksek irtifadaki bu sistem başarılı olduğu takdirde Türkiye çok katmanlı dediğimiz alçak, orta ve yüksek irtifadaki sistemleri bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim etmiş, bir kısmının da test aşamasına geçmiş anlamına gelir ki bu da bu kadar kısa bir sürede olağanüstü bir başarı anlamına geliyor. 2022 yılında bir aksilik çıkmadığı takdirde SİPER'in yani yüksek irtifada görev yapacak hava savunma sisteminin seri üretimine başlanması, 2023 yılında da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmesi bekleniyor. Bu girdiği takdirde Türkiye Edirne'den Ardahan'a, Sinop'tan Mersin'e kadar geniş bir coğrafya içerisinde çok katmanlı hava savunma sisteminin
başlangıcında oluşturmuş oluyor. Niçin başlangıcını söylüyorum? 2023 yılında siper yüksek irtifa hava savunma sistemi devreye girdiğinde de dört dörtlük her şeyin olmasını beklemiyoruz. Yani hiçbir savunma sanayi şirketi ilk ürettiği üründe en mükemmel ürünü hiç kuşkusuz üreterek sahaya sürmüyor. Lakin siperin yüksek irtifasının 2022 yılında seri üretime geçmesi ve silahlı kuvvetlerin envanterine bağlanmasıyla Türkiye'deki bütün radar sistemlerini, hava kuvvetleri radarları da dahil olmak, kendi radarları da dahil olmak üzere kullanabilecek bir ağ bağlantısı imkanına kavuşacak. Bunun dışında da Link 16 veri aktarımı dediğimiz sistem ile erken ikaz ve ihbar tayyareleri ile de iletişim haline geçebilme imkanına kavuşacak. Aynı zamanda da NATO ile de uyumlu bir sistem olarak bu hava savunma sistemleri imal ediliyor. Dolayısıyla hem NATO sistemleriyle hem de Türkiye'nin içerisindeki Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait radar sistemleriyle bir ağ bağlantısı üzerinden bağlantısının olması hem de alçak, orta irtifadaki sistemlerle etkileşim içerisinde olması demek ki Türkiye'nin çok katmanlı radar sistemleriyle entegre olmuş bir hava savunma sistematiğini 2023 yılından itibaren ilk etapta önemli bir kısmını tamamlamış olacak. Peki bundan sonraki gelecek dönemde neler olabilir? 2023'te Hisar'ın yüksek irtifasına tekabül eden siper sistemi başarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hava savunma sistemindeki açığı kapatması noktasında bir başarı elde edilirse ki şartlar onu gösteriyor. Ondan sonraki gelecek zaman dilimi içerisinde bu sistemler daha da geliştirilerek benim tahminim Türkiye'deki milli muharebe uçağının 2030 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırılmasıyla ilgili süreç ile birlikte Türkiye'nin hava savunma sistematiği de tekamül etmiş, mükemmel bir seviyeye ulaşmış bir hale gelecektir. Bunlar önemli çünkü merdiven kaç basamaklı olursa olsun ilk adımı attığınız andan itibaren işe başlamış oluyorsunuz. Ve bu hususlar dünyadaki diğer ülkeler irdelendiğinde hiçbir ülkenin parmak şıklatırcasına kolaylıkla kendisinin üretip de sahaya sürebildiği sistemler değil. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında bu kadar kısa süre içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti savunma sanayinin ve evlatlarının ortaya koymuş olduğu bu başarı hiç kuşkusuz şapka çıkartılacak bir başarıdır. Dolayısıyla S-400'leri konuşup iktidarı demonize etme, şeytanlaştırma ile ilgili hususları başarıyla gündeme getirenlerin siper sistemi dahil olmak üzere ve bunların radar sistemleri dahil olmak üzere bu konularla ilgili ağızlarının kenarıyla yorum yapmaları ve bu konuda gayret gösteren kurumlarımızı motive edici yaklaşımlardan uzak durmalarını kısmen anlayabiliyoruz. Ama ben önümüzdeki süreç içerisinde siyasi iktidar tarafından da desteklenip bütçelendiği ve bu konuyla ilgili stratejik bir vizyon ile de desteklendiği takdirde bu projelerin 2030 yılında Milli Muharebe Uçağı ile birlikte çok daha önemli bir noktaya geleceğini açıkçası görüyorum. Önümüzdeki videoda da Türkiye'de Milli Muharebe Uçağı'nın üretilmesinin nasıl bir boşluğu siyaseten ve stratejik anlamda doldurabileceği ile ilgili bir değerlendirmeyi nasip olursa sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. İyi günler diliyorum.